yavaş yapalım. Ben diyorum hem ki yemden bir torba bayağı. Bir balya da şeyi bayağı. Hayvanların yediği yemlerden bahsedecek olunca arpa fiyatları nedir şu andaki son durum Atilla Bey? Efendim şu fenli yem 130 milyon torbası 50 kilo. Geçen yıl bu yem 60 lira 62 liraydı. 60-62 liradan şimdi 150 liraya mı 130 çıktı? Lira. 130 lira. 130 lira. Yem fiyatı 2,5 evet. Katına mı çıktı? Aynen öyle oldu. Bu da kırma, arpa kırması. Bu da geçen yıl... Bu da herhalde 58 lira falandı değil mi? 58 falandı. Bu sene? 95-100 torbası. Ton 2000 lira. Bu da neredeyse 2 katına çıktı. Et fiyatı geçen yıl neydi? Et fiyatı geçen yıl. Kesim fiyatı? Kesim fiyatı, karkas fiyatı 38 TL idi. Şu an 33 TL. Et fiyatları aşağı düştü. Evet, yem evet, fiyatları yukarı evet, gitti. Evet. Etten üretilen mamullerin fiyatları da böyle birkaç kat arttı. Siz yemciye çalışıyorsunuz. Yemciye çalışıyoruz, etçiye çalışıyoruz. Etçiye çalışıyoruz, yemciye evet. Çalışıyoruz. Evet. Evet. Türkiye'de tarım bitiyor, Türkiye'de hayvancılık bitiyor, Türkiye'de et üretim bitiyor. Türkiye'de tarımcıyla konuşan yok, Türkiye'de et üretimi niye bitiyor bunu soran yok. Biz Kayseri'de bu konuyla ilgili araştırmaları yaptık. Bugün geldiğimiz sonucu da Kayseri kamuoyuyla belki de Türkiye'de bu konuyla ilgilenen, tarımla ilgilenen, et konusuyla ilgilenenlere duyurmak istiyoruz. Bakın yıl 1985 çok net iyi bildiğim bir tarih. 1985 yılında Kayseri nüfusu 400 bin, et üretimiyle tahıl üretimi eşdeğerdi, dışarıdan ithal etmemize gerek dahi yoktu. Bugün Kayseri 2020 yılında eti de, ürünü de, yemi de yurt dışından ithal eder hale geldi. Bunların sonucunda da şu ortaya çıktı. Bugün bir danayı 7-7500 liraya alan bir üretici arkadaşımız, buna günlük 20 TL yedirdiği zaman ayda 600 TL yedirmek zorunda. Yani bir yılda 7200 lira yedirdiği hayvana 7000-7500 lira aldığını kabul edersek 14-15 bin liraya mal ediyor. Bu hayvanın kesime geldiği bir yıl sonra götürdüğünüzde karkas fiyatı en iyi hayvanda 33 TL. Eğer buzağı ise 31 TL, eğer inekse 29 TL. Bu hayvanın 250-300 kilo olduğu varsayılırsa kestirdiği zaman bu arkadaşımızın eline 10.000 TL'ye geçiyor. 14.000-14.500 liraya mal ettiği hayvanı 10.000 liraya kestirince bir sonraki yıl ben bu üretimi yapmayacağım diyor. Hayvancılıkla uğraşmayacağım diyor. Sayın Bakanımız, Sayın Belediye Başkanımız, bizim buradan ifade ettiğimiz konular, yaşadığımız gerçekler. Biz bunları sizlere, Kayseri kamuoyuna duyurmak zorundayız. Bakın bir yıl sonra bugünkü et üretimi ne kadar aşağılara düştüyse Türkiye'de yarın daha da aşağı düşecek mesajını veriyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın amacı evlerine ekmek götürmek. Bu üretimi yapmak, bu üretimden kazandığıyla çoluğunu çocuğunu evlendirmek, hayatını idame ettirmek. Ama bir inekte, bir tosunda 3-4 bin lira, 3-4 milyon lira eski rakamla zarar ederse niye üretsin? Ülkemiz tarımda artık üretemez bir duruma gelmiş. Bir samanın fiyatı Kayseri'de artık üretici arkadaşların kabul edilebilir, alıp maliyetlerini bu hayvana mal edip kaldırabileceği duruma girmemiştir. Ama şunu bilelim, süt üretimi de bununla entegre bir durum. Süt üretimi için farklı bir yem kullanmak zorunda. Bu da bu hayvanda nereden bakarsanız %50 daha maliyeti yukarı taşıyor. Bu hayvana bu yemi yedirdiği zaman bu hayvandan elde ettiği sütü 4 TL'ye satması gerekiyor. Bu sütü çıkarttığı zaman 2.3 TL'ye alıcısı var. Bunlar da vatandaşlarımızın kapısına götürüyor. Onlar da 3.5'a satıyor. Yani süt üreticisi arkadaşımız 2.3 TL'ye satacağı sütü için 4 TL'lik yem yedirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla matematikte bir yanlışlık var, bir bozukluk var. Bunların hepsinin ortadan kaldırılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben belediye meclisinde gündeme getirmiştim, söylemiştim. Sayın Başkanım, et kesim kombinası Sivas'a geliyor. Sivas'ın nüfusu 300 bin, Kayseri nüfusu 1 milyon 200 bin şehir nüfusu var. Gelin bu tesisi Kayseri'ye kuralım. Et üreticisi arkadaşlarımıza biz bu anlamda ürettiği etlere bir taban fiyatı verelim. Gelin Sivas'a kurulan bu kombina tesisinin bir muadilini Kayseri'ye kurduralım. Bakın milletvekillerimize de sesleniyorum. Üretici arkadaşlar bir taban fiyat bekliyor. Etle bir taban fiyatı olmuş olsa, örneğin 33 lira yerine 38 TL olmuş olsa ve bu alım garantili olsa ve kestiği zaman bir de buna vade koymuyor olsalar,
Belki bu arkadaşlar ürettikleri hayvanları kestirip ellerine geçen rakamlarla yem fiyatlarını ödeyecekler. Bir süt toplama merkezi kurmuş olsak, 4 TL'ye sütü toplatmış olsak, belki bu arkadaşlar sütten kazandığı parayla bu hayvanları en azından besleyip bir yıl sonra ya etine ya sütüne muhtaç olup bunlardan ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Dolayısıyla Kayseri'de belediye başkanlarının, milletvekillerinin özellikle bu konuyla ilgili Tarım Bakanı'na bir önerge vermeleri lazım. Kayseri'deki tarımdan bahsediyoruz. Türkiye farklı değildir ama biz size Kayseri'yi anlatıyoruz. Kayseri'de eğer siz et üreticilerini, süt üreticilerini yeme muhtaç ederseniz, çobanın ödeyeceği parayı ödeyemez hale getirirseniz, bir yıl içerisinde yedirdiğini bir yıl sonra eti satarken, sütü satarken alamaz hale getirirseniz, bakın birçok arkadaşımız ifade ediyor. Biz bu işi bırakma kararını aldık diyor. O zaman yurt dışına bağımlı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Eti yurt dışından ithal et, samanı yurt dışından ithal et, sütü de mi yurt dışından ithal edecek hale geleceğiz? Onun için Kayseri'mize hızlı bir şekilde et kombinasının kurulması, bir taban fiyat verilmesi, süt toplama merkezinin oluşturulması ve süt fiyatlarının bir taban fiyatı olması gerekli. Bu arkadaşların tek gelir kapıları bu dediğimiz iki madde. Bu iki maddeyi oluşturacak konu da Sayın Belediye Başkanı ve milletvekillerinin vereceği önergeyle, alacağı teklifle, yapacağı bakanlık, Tarım Bakanlığı'na yapacağı ısrarlı bir teklifle bu et kombinası, süt toplama merkezi oluşturulabilir.